Edwin Hubble'ın evrenin genişlediğini keşfetmesiyle Einstein denklemlerini değiştirmek zorunda kalmış ve bunu hayatının en büyük hatası olarak açıklamıştı. Peşine Penzias ve Wilson antendeki güvercin pisliği sandıkları şeyin aslında büyük patlamadan gelen ışıma olduğunu anlamış, evrenin başlangıcını anlamamız üzerine yepyeni bir devrin önünü açmıştı. Fakat büyük patlamada problemler vardı. Çok geçmeden Alan Guth, büyük patlamadaki sorunlara da çözüm getirerek kozmik enflasyon modelini ortaya atmıştı. Fakat evrenin sonuna dair belirsizlikler hala sürüyordu. Ah, hava bugün çok güzel. Her nefes alışımda havayla dolarken yükselen ciğerlerimi hissedebiliyorum. Nefes verirken de geriye çöküşlerini. Aslında bu içimizdeki evren, bu devasa yapının bir parçası olarak bizler de çevremizdeki diğer şeylerde ondan bir parça taşıyoruz. Belki de onu keşfedebilmemizi de işte tüm bu benzerliklere borçluyuz. İşte size evrenin olası sonları anlattım bile. Şaka bir yana, şimdi sizinle çok uzun bir yolculuğun sonuna yaklaşıyoruz. Yaklaşık 14 milyar yıllık bu yolculuğu daha önce evren modelleriyle ilgili yaptığım bir videoda anlatmıştım. Şimdi sıra bu yolculuğun sonunda neyi göreceğimizde. Şimdi size çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir şey söyleyeceğim. Hazır mısınız? Hani büyük patlama var ya, Big Bang. İşte o artık evrenin oluşumunu açıklayan esas teori değil. Evet, yanlış duymadınız. Ama tabii çöp oldu da demek istemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Bu aslında Newton'un çekim kuramı gibi bir şey. Nasıl Newton'un çekim kuramı yerine bugün ondan çok daha kapsayıcı olan ve hatta onun eksiklerini de açıklayan Einstein'in genel görelilik kuramını kullanıyorsak, aynısı burada da geçerli. Büyük patlamanın da eksikleri vardı. Fakat bunları kozmik enflasyon çözdü. Şimdi kozmik enflasyon deyince de gülmeyin lütfen. Inflation, cosmic inflation. Bunun ekonomiyle bir ilgisi yok. Enflasyon 2 yılda tek rakama indirilecektir. Evet, ne diyorduk? Kozmik enflasyon çözdü diyorduk. Tabii en azından bir kısmını çözdü diye de bir ekleme yapalım. Yarın bir gün daha iyi bir teori bu eksiklikleri de açıklayacaktır eminim. Böylece üst üste koyarak o kapsamı genişleterek açıklamaya, çalışmaya devam edeceğiz. İyi de evrenin başlangıcı neden bu kadar önemli? Çünkü evrenin nasıl başladığı aslında onun nasıl bitebileceği hakkında da fikir veriyor bize. Ben o topa vururken topun nereye gideceğini de hesaplayarak vuruyorum aslında. O yüzden topun harekete nasıl başladığı aslında nerede ve nasıl duracağıyla ilgili de bize bir fikir veriyor. Kozmik enflasyon, hani Big Bang'in yerine söylediğimiz şey, evrenin en başında ama çok 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 küçük bir sürede gerçekleşti. Hatta ne kadar küçük olduğunu şöyle söyleyeyim size. 10 üzeri eksi 32 saniye. Hiç anlamlı gelmedi değil mi? Bana da gelmiyor. Yani şöyle ifade edelim. 0.00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 0
Bir daha. 0.00000000001 saniyede gerçekleşiyor. Yani atlasam da, eksik de söylesem, fazla da söylesem çok kısa bir süre. Şimdi çok garip bir benzetme yapmaya çalışayım. Eğer bu süre yalnızca bir pirinç tanesi kadar olsaydı, bunu bizim göz kırpmak için kullandığımız süreyle kıyaslamaya kalksaydık, bizim göz kırpmak için kullandığımız sürenin büyüklüğü, o pirinç tanesi var demiştim ya, işte onlardan dünya kadar bir öbek düşünün ve onu 1000'le çarpın. Right. Evet, bir pirinç tanesiyle bizim göz kırpmamız arasında geçen süre ve evrenin başındaki o kozmik enflasyon süresi arasındaki kıyaslamayı böyle ilginç bir şekilde yapabiliriz. Biliyorum ne sıfırlar, ne çok 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 çoklar ve ne de pirinç taneleri anlatmaya yetmiyor ama çok kısa bir süre. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Keşke çok küçük ve çok büyük sayıları daha iyi anlayabilseydik. Günümüzde çok çok daha yavaş bir genişleme var. Şimdi oradaki hızla bizim zamanımızdaki hız arasında acayip bir değişiklik var. Top ağır ağır çimende yuvarlanıyor yani şu anda. Fakat geçmişinde çok hızlıydı. O halde genişlemenin kaderinin ne olacağını tam olarak anlayabilirsek
evrenin sonunu da, orada ne olacağını da belki birazcık anlayabiliriz. Bununla ilgili elbette birçok teori var. Büyük donma, büyük yırtılma, büyük sekme, büyük puf ve vakum parçalanması. Çok küçükler ve çok büyükler dünyasındaki gezimize büyük donmayla başlayalım. İçlerinden en olası gibi duranı büyük donma. Evrenin genişlediğini biliyoruz. Eğer bu genişleme devam ederse, galaksiler arasındaki mesafeler zamanla giderek artacak, artacak, artacak ve sonunda evren karanlık ve boş bir yer haline gelecek. Giderek soğuyacak. Teorik fizikçi ve kozmolog Lawrence Krauss bu durumu şöyle izah etmiş. Aslında evrenin şanslı bir zamanında yaşıyoruz. Etrafımızda birçok galaksi ve galaksi kümesi var. Bunları görebildiğimiz için evrenin genişlediğini fark edip evreni anlayabiliyoruz. Fakat bundan 100 milyarlarca yıl sonra ortaya çıkacak bir uygarlık etrafında hiçbir şey göremeyecek ve kaçınılmaz olarak evren hakkında yanlış fikirlere kapılacak. Bu sözler, bu fikir, bu konsept bana her zaman çok ilgi çekici gelmiştir. Biz hani diyoruz ya çok ne şanssız bir zamanda doğmuşuz ya da ne şanslı bir zamanda doğmuşuz. Tabii bunu değerlendirebilmek için tüm zamanları yaşamak gerekiyor ama öyle bir zamanda yaşıyoruz ki o etraf top yavaşlamış da olsa, evrenin büyüme hızı çok yavaşlamış bile olsa etrafımızda en azından görüp de komşu diyebileceğimiz işte başka galaksiler var, Andromeda gibi. Ve biz bunların uzaklaştığını anlayabiliyoruz fakat belli bir süre sonra bunları görülemez hale geldiğinde de uygarlıklar olacak belki evrenin farklı farklı yerlerinde ve onlar bunları eğer tespit edemezlerse kelimenin tam anlamıyla sonsuz bir vakumda, boşlukta, siyahlıkta yapayalnız hissedecekler kendilerini. Karanlık enerji evrenin bizi yalnızlığa sürükleyen gizemli bir gücü. Onun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ve bunu bilmediğimiz gibi ona gelecekte ne olacağını da bilmiyoruz. Tek bildiğimiz karanlık enerjinin evrenin giderek daha hızlı genişlemesine katkı sağlayan itici bir kuvvet olduğu. Bunu evrenin bir özelliği olarak da düşünebilirsiniz. Einstein'ın denklemindeki bir kozmolojik sabit, yani evrenin zamanla değişmeyen bir özelliği olabilir belki de. Ya da zamanla artabilir veya azalabilir. Büyük yırtılma. Artarsa ne olur? Evren bu sefer daha da hızlı genişler. Öyle ki bir noktadan sonra artık aradaki o itici etki galaksileri birbirinden ayırmakla kalmaz, galaksinin kendisini bile dağıtır. Hatta yıldız sistemlerini bile dağıtır. Yıldızları, gezegenleri parçalar. Hatta molekülleri, atomları bile parçalar. Ve en sonunda hiçbir şey kalmayana dek bunu yapmaya devam eder. İşte bu yüzden buna büyük yırtılma deniyor. Yırtlatacaksın ya! Bu kadar cırt! Yani evrenin sonu aslında o topa nasıl vurduğumuza bağlı olmakla beraber topun yolda başına neler geldiğine de bağlı elbet. Bizim için vurduğumuz o toplar hep yavaşlıyor çünkü hava sürtünmesine maruz kalıyor. Fakat karanlık enerji gerçekte tabii ki bir top değil. O giderek hızlanır mı yoksa yavaşlar mı bunu bilemiyoruz şu anda. Büyük yırtılmanın aksine yavaşlayabilir de. Yani bizim beklediğimiz gibi top bir anda hızla yola çıktı, evren genişledi genişledi. Ama yavaşlıyor ve duruyor. Bundan sonra akla şu soru geliyor. Öylece duracak mı? Sonsuza kadar. Büyük sekme. Aslında Einstein'ın vakti zamanında favorisi olan diğer teorilerden biri döngüsel evren modeli. Yani evren önce genişliyor, genişliyor, şişiyor, şişiyor. Sonra bu şişme yavaşlıyor, duruyor ve sonra geriye doğru çökmeye başlıyor. Bu sefer evren giderek daha da sıkışık bir yer haline geliyor. Kendi üstüne çöküyor. Yeterince çöktükten sonra da tekrardan kaboom. Bir büyük patlama yaşanıyor. İşte bu böyle sonsuza kadar gidiyor. Ya da bir yere kadar. Buna bounce deniyor. Yani işte bu böyle büyük küçülme. Ya da sekme. Aslında düşününce bu o kadar da garip bir fikir değil. Hatta belki de içlerinden en sezgisel olanı. Örneğin böyle yıldızlar bile var baktığımızda. Zonklayan yıldızlar.
pulsating stars İngilizcesi. Bu yıldızlar içlerindeki bir mekanizma nedeniyle bir anda içeriden güçlü bir itmeye maruz kalıyor. Fakat yıldız şiştikçe soğuyor ve bu mekanizma devreden çıkıyor. Onu genişleten bu mekanizma kaybolunca bu sefer kendi üzerine çökmeye başlıyor. Çok çökünce bu sefer o mekanizma tekrar devreye giriyor ve tekrar şişiyor. Ve bu böyle böyle sürekli devam ediyor. İşte zaten zonklamak diyoruz ya, puls. Tabii sonsuza dek değil. Çünkü burada bir enerji kaybı var ve çekirdekteki bileşenler de zamanla değişiyor. Bütün bu benzerlikler evrendeki birçok şeyin birbirini andırması işlerimizi kolaylaştırıyor gibi, değil mi? Evren hakkında düşünürken yıldızlardan bildiklerimizden ilham alıyoruz. Ya da nefes alıp verişimizden. Ya da bir topa vuruşumuzdan. Sezgisel olmayan şeyleri bulmaksa çok çok daha zor. Daha da zor olan yanı onun sezgisel olup olmadığını dahi bilemememiz. Büyük puf. Misal, çöktükten sonra ya tekrar patlamıyorsa, ya yalnızca tek bir döngü varsa, evren bir anda genişledi, 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 sonra yavaşladı, yavaşladı ve geriye çökmeye başladı. Ardından her şey bir araya sıkışarak sıfır enerji yoğunluğuna ulaştı ve puf. Alın işte size büyük puf. Her şeyin sonu. Bu senaryolardan hangisinin doğru olacağından başından beri söylediğim gibi elbette emin değiliz. Ve tabii belki de hiçbir zaman emin olamayacağız, onu bilemiyoruz. Mevcut kanıtlar karanlık enerji nedeniyle evrenin giderek genişleyeceğini gösteriyor bize. Dolayısıyla büyük donma ve büyük yırtılma fikirleri oldukça kuvvetli gibi gözüküyor. Ama öte yandan diğer seçeneklerin tamamını da elemiş durumda değiliz şu anda. Evrenin başlangıcına dair bilgilerimiz arttıkça soruna dair de bilgilerimiz artacak. Sadece bu da değil elbette. Büyük yapıları bize gösteren teleskoplar kadar küçücük yapıları bizlere gösteren mikroskop demek istiyorum da hadi demeyeyim, büyük çarpıştırıcılara da ihtiyacımız var. Onlar da yine büyük olmak zorunda. Vakum parçalanması. Çok değil. Bundan yaklaşık bir 10 yıl kadar önce 2012'de CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısında yapılan deneylerin sonucunda Higgs bozonunu keşfettik. Bu Higgs bozonu dediğimiz şey aslında elektron gibi temel bir parçacık. Atom altı. Erken evrende maddeye kütleyi kazandıran şey bu Higgs parçacığı dediğimiz şey. Aynı zamanda tıpkı elektronun etrafında bir elektrik alanı oluşturması gibi Higgs parçacığı da etrafında Higgs alanını oluşturuyor. Higgs alanı aslında evrende deneyimlediğimiz fizik kurallarının işlediğinde belirleyici bir role sahip. Yani parçacıkların özellikleri, bunların birbirleriyle nasıl etkileştiklerinde belirleyici bir rolü var. Zaten bu nedenle de kimileri ona ne diyor? Tanrı parçacığı ismini veriyor. Tabii insan merak ediyor. Yani teorik fizikçilerin en büyük güdümü bu. Merak. Evrenin başlangıcında bu Higgs alanının değiştiğini biliyoruz. Peki o zaman ya tekrar değişirse ne olur? Yani nasıl değişeceğini bir an için boş verelim şimdi. Değişirse ne olur? Bunu düşünelim. Sonuçta nasıl çalıştığını biliyoruz. Değişirse ne olacağını da belki anlayabiliriz. Tabii hemen harıl harıl denklemlerin başına oturup anlama çabaları başlamış bilim insanları arasında. Ama sonuç pek de iç açıcı değil. Eğer evrenin bir köşesinde Higgs alanı değişirse bu bir nevi oradaki fiziğin de değişmesi anlamına geliyor. Yani evrenin o bölgesinde fizik yasaları farklı işlemeye başlıyor. Böyle bir durumda o bölge bir baloncuk olarak yaklaşık ışık hızında genişlemeye başlar ve bu ışık hızında genişleyen baloncuk önüne çıkan her şeyi yok eder. Baloncuğun içerisinde artık başka bir fizik vardır çünkü. Hatta bazı fizikçiler bunun kendi üzerine çökecek bir kara delik oluşturabileceğini dahi söylüyor. Evet biliyorum, bu kulağa çok fantastik hatta korkutucu geliyor ama yine de ismini vermişler işte. Vakum parçalanması. Vakum decay deniliyor buna. Tabii açıkça söylemeliyim ki evrenin böyle bir sona sahip olacağını düşünmek için elimizde herhangi bir kanıt yok. Çünkü bu çok iddialı. Bugüne kadar kendimizi hep biz nasıl rahat hissettik? Ya evrenin burasında yasalar böyle işliyorsa orasında da öyle işler. İşte ya peki ya sorusu soruluyor ya kurgusal işlerde, bilim kurguda. Bazen bilimde de düşünce deneyleri yapabilmek için bu tür sorulara ihtiyacımız var. Cevaplarından hoşlansak da hoşlanmasak da. O yüzden fizikçiler olası tüm senaryoları düşünmeyi seviyorlar. En nihayetinde elde yeterli gözlem olmadığında olası seçenekler çok fazla. Gözlemler, deneyler geldikçe
Bu seçenekler böyle elene elene en sonunda geriye gerçek olanı kalıyor. Bu gözlem ne zaman gelecek belli değil. Gözlemler yapılana kadar da yan gelip yatacak değiliz değil mi? Araştırmaya, düşünmeye devam edeceğiz. Ne de olsa bizi bu noktaya getiren şey merak. Sadece bu da değil. Bazı şeyler hakikaten sezgilerimizin çok dışında kalıyor. Etrafımıza bakarak onları anlayabilmemiz mümkün olamayabiliyor. İşte böyle durumlarda gerçek olmasa dahi bize ilham olacak düşünce deneylerine ihtiyacımız var. Yani vakum parçalanması gerçek olmayacak olsa bile ondan öğrendiklerimiz gerçekleri açığa çıkarmaya yardımcı olabilir. Nasıl? Dedektiflik oyunu gibi değil mi aslında? Kim bilir? Belki de bir gün bir fizikçi bir topa vurur ve...